çekiyorum. Tamam. Yapayım açıklama. Evet evet lütfen. Yaptığımız Türk kahvesi için bir cezvedir. Şu anda ben o cezveyi desen, şekil falan veriyorum. Tabii bu mertebeye gelmeden önce fabrikadan, bakır fabrikasından bakırı pres olarak alırız. Sıvama şeklinde bu şekilde getirdikten sonra işlenir. İşlendikten sonra kendimize has siyah toz boyalar var. Ondan boyarız. Boyadıktan sonra ispiralda tesviye yaparız. Tesviye yapıldıktan sonra içi kalaylanır. Eğer dışını bakırın doğal rengi olarak bırakmak istersek de dışı kırmızı şekilde kalır. Ondan sonra tekrar bir daha giden boyalar tekrar boyanır. Suyun içinde zımparayla tesviye olur. Tesviye olduktan sonra da kulpu çakılır. Ağız kısmı açılır. Mutfakta kullanılmaya başlar. Hem lezzet olarak bakır cezvede hem daha lezzetli olur. Hem sağlık açısından da iyidir. Çünkü bildiğiniz gibi bakır bir mineraldir yani. Doğadan çıkan. Sanat tarihi var mı şimdi hocam? Ya şey devam ediyor ya, bizim zamanımızda da vardı sanat tarihi. Haftada 2 saat verirlerdi. Vallahi kulağı çinlesin. Hasan evet. Şen miydi neydi? Sanat tarihi öğretmenimiz. O zaman da ne bileyim ben. Şimdi liselerde falan veriyorlar değil mi? Liselerde iptal oldu mı? Ha, bizim zamanımızda vardı. Yani acı değil mi? Tabii ben severdim mesela. Tabii. Güzel. Hem evet. Coğrafyayı severdim, hem sanat tarihini severdim. Evet. Matematiği sevmezdim. Ondan sonra şeyi severdim, edebiyatı severdim. Evet. Ne bileyim ben. İsminiz nedir? İsmim Bülent, soy ismim Göksu. Tamam, Bülent Bey'e çok teşekkür ederim. Instagram'ımız var, Göksu Bakırcılık olarak takip ederseniz dedin. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.